Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oo Cihat'ım. Şekil yapmışız. Ziyaretteydim abi. Ne yapsan kuzen? İyi kuzen, sağ olasın. Savaş'ın hepinize selamı vardı. Görüşe mi gittin? Tek başına. Ciddi misin sen kardeş? Akıl işi değil ha bu senin yaptığın. Ya yakalansan kardeş? Emaneti isteyince kaygılandım abi. Ona bir şey olmasından korktum. Yapma abi bir daha böyle bir şey. Eğer risk alacaksak hepimiz alalım. Ama oğlum ya. Bu yüzden söylemedim zaten size. Neyse Gökhan abi sen ne yaptın? Adam iki gündür petrole gelmiyor. Tedirgin olup mekanını değiştirdi herhalde. Tamam o zaman abi. Biz mekanına sıkak. Neredeyse çıkar ortaya. Haklısın abi. Bize posta koymak neymiş görsün. Abi. Savaş hesapları Doğan'ın tutmasını istedi. Tutsun kardeş. Hem benim üstümden de bir yükü almış olur. Ben İrfo'yla her gün hesapları gönderirim ona. En azından da bir fırsat mırsat çıkarsa da değerlendirir. Neticede esnaf adam. Kulağa delik olur. Eyvallah abi. Ben kulübeye gideyim hesaplara bakayım o zaman. Allah'a emanet ol. Gökhan abi. Abi. Beyefendi burada sıkılmış. Gelsin kulüpte biraz siz de takılsın. Gelsin kardeş. Bizim çocuklarla arkadaşlık eder. Tamam abi siz gidin. Benim evde birkaç işim var. Onları halledip katılırım size. Nasıl dersen. Hadi eyvallah. Eyvallah. Şuna bak. Aklı sıra parayı elimizden alıp bizi güçsüzleştirecekler. Bendeki parayı görse akılları gider. İşte o yüzden patlatmıyorum kardeş. Şimdi verecekler bütün parayı Doğan'a, piç edecek. E zaten kulübün gelirinden fazlasını dağıtmıyor mu? Bırak o parayla döndürsünler. Bakayım her istedikleri aynı anda oluyor mu görek. Demek Savaş'a çok şikayet gitti ki böyle bir karar aldılar kardeş. Orası bu cabbar yok mu? Ağzı gevşek amına kodum. Kim bilir neler dedi adama. Boş ver Gökhan abi. Seni bilen biliyor. Senin ayakkabından su içilir abim benim. Ya siktir git amına kodumun topuna bak. Ayakkabından su mu içilirmiş? Saygıdan yani abi. Sana göre ne var? Sikindaş yana dek götün trompet çalıyor amına koyayım.